Arkadaşlar bilindiği üzere bu iki aydan beri yüksek yuvada baskınlar, halka karşı baskınlar yürütülüyor. Yani 1990'ı geçirecek şekilde, aratmayacak şekilde baskınlar yapılıyor. Mahallelerde panzerlerimiz, tumalarımız, ondan sonra akreplerimiz gezip teyitleri üzerine veya aparları üzerine mehter marşı, başka marşlar bırakılıyor. Yani nedir? Provokasyonlar yaratılsın diye. Her şeye razı oldular ama yüksek yuva halkı bunu hak etmemiş. Çarşı merkezinde gerek polis, gerek askeri veya gerek bir sefilin gelip de aparlı da yüksek yuva halkına küfür söylemek yani bence kötü bir şeydir, korkaklıktır, yani acizliktir. Yüksek yuva bütün halkı, sivil toplum arkadaşlarımız ve bütün kurumlarımız, bunda şikayetçiler, Sayın Kaymakamın buna nasıl bir ünlem alalım, yani hepimiz bunun sıkıntısını çekiyoruz. Ayrıca 20 gün önce yüksek yuvada 3 tane sivil asker vuruldu. İnan ki yüksek yuvan sivil toplum örgütünde tutup bizim kurumlarımıza kadar, bizim ailelerimize kadar bütün yüksek yuva halkı buna sıkıntı çekti, buna sıkıntı duydu. Biz madem ki bir barış sürecindeyiz, evet. Barışı bertaraf edecek, tahrip edecek devletin bu tür provokasyon eylemlerden vazgeçmesi gerekiyor. Yani arkadaş dile getirdi. 3 tane askerin ölümü söz konusu. Hepimiz üzüldük. Asla tasvip etmiyoruz. Yüksek sesle bunu söylüyoruz. İki halkın bir ulus içerisinde birbirlerini kabul ederek yaşamasını sağlayan bir model ortaya koymuş Sayın Öcalan. Biz o proje doğrultusunda bu barışa hizmet etmek istiyoruz. Ha, biz tam bir şeyi beklerken başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Açık söylüyorum. Açık sözlü bir insanım. Ben isterdim ki biz meclis olarak müracaatta bulunalım. Demin dile getirdiğiniz gibi yüksek ve hassas bir yerdir. Irak'la, İran'la sınırlı bir yerdir. Çok büyük bir eziyet çekmiştir. Tarihi boyunca çok büyük bedeller ödemiş, çok büyük eziyetler çekmiş, cezaevi, ölüm vesaire. Barışa hizmet ederim, iyi niyetle, çok şeffaf bir şekilde. Zemini kuvvetlendirip bir an önce 35 yılı geride bırakalım, kardeşçe bir yaşama modelini. Ona göre biz şeyimizi alalım, yani biz müdahale etmeyelim. Yalnız arkadaş herkesin bilindiği gibi 3 tane şey yanımızda geldi, yolları kapattılar. İnan ki arkadaşlar biliyor, kafamıza silah dayattılar, biz de orada bekleyebilirdik. Bölgemizde yürütülen bir barış süreci var. Şimdi tabii Yüksekova Kaymakamlığı olarak burada birçok arkadaşımızla biz zaten bir arada el ele görev yapıyoruz. Şimdi birbirimizi tanıyoruz, bölgenin sorunlarını biliyoruz. Şimdi bir yer eğer insanlar orayı kolaylaştırıyorsa yaşamak kolaydır. Eğer bir yer insanlar yaşamayı zorlaştırıyorsa orada yaşamak zordur. Yani bunların hepsi bizim elimizde olan şeyler. Onun için biz şunu tabii konuşmamızın başında söylüyoruz. Biz gerçekten bu konuda iyi niyetliyiz. Yani bu konuda iyi niyetimizi de göstermek istiyoruz. Ve bir arada biz Yüksekova'da hep birlikte daha iyi yaşayabileceğimizi dosta, düşmana, herkese göstermek istiyoruz. Eğer bizim tarafımızdan atılan yanlış adımlar varsa bunu da oturup konuşmak istiyoruz. Bunun da gereğini yapmak istiyoruz. Ama burada tabii geçmişten gelen bir takım şeyler varsa yanlış. Bunları da böyle nereden gelirse gelsin bunları da konuşmak istiyoruz. Yani tabii bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç provokasyonlarla dolu bir süreç. Bu süreç zor bir süreç değil. Yani şey kolay bir süreç değil. Zor bir süreç. Ama ben tabii ki inanıyorum. Yani şurada bu kadar insan bir araya gelmiş. İşte bu süreci yönetirken tabii ki bazı şeyler de oluyor. Yani kontrol dışında oluyor. İşte en son yaşanan hadiselerden bir tanesiydi. Şimdi biz Yüksekova'yı şöyle anılmasını istiyoruz. Yani Yüksekova yatırımlarla, projelerle, ticaret refahıyla, bölge insanının artık müreffeh böyle yaşamıyla. Yani Yüksekova bölgesinde bir ticaret merkezi, bir kültür merkezi olmuş bir coğrafya, bir kent, bir şehir, hatta il olmaya aday bir yer olarak anmak istiyoruz.